Değerli misafirler, şimdi 31 Mart zaferinin mimarı, Millet İttifakı'nın mimarlarından Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu konuşmalarını yapmak üzere kürsüye arz ediyorum efendim. Efendim, öncelikle hepinize yürekten teşekkür ederim. Programa halk oyunlarıyla başladık. Anadolu'nun 7 bölgesinden hepimizi heyecanlandıran güzel oyunları izledik. Aslında kadim Anadolu kültürünün ne kadar değerli olduğunu, ne kadar önemli olduğunu ve o kadim kültürün yaşaması için bize ne görevlerin düştüğünü oyunları seyrederken bir daha hatırladım. Beraber olmalıyız. Birlikte olmalıyız. Birlikten güç doğacaksa gücümüzü göstermeliyiz. O zaman küçük ayrıntılarda boğulmamalıyız. Birlikten güç doğarsa bundan en büyük yararı millet ve vatan görecektir. Bayrağımız özgürce dalgalanacaktır. Demokrasi içinde her birimiz düşüncelerimizi özgürce ifade edeceğiz. Hiç kimsenin kimliğini, hiç kimsenin inancını, hiç kimsenin yaşam tarzını sorgulamayacağız. Herkesle kucaklaşacağız. Ayrıştırdılar, böldüler. Kin duymamızı sağlamak için çaba harcadılar. Ama inadına ayrışmayacağız. İnadına bölünmeyeceğiz. İnadına hiç kimseye kin duymayacağız. Mevlana'nın duygusunu, sevgisini, Hacı Bektaş'ın duygusunu, sevgisini bu topraklarda yeşertmeye and içtik, and içiyoruz. Bunu yapacağız. Beraber yapacağız, birlikte yapacağız. Sayın Genel Başkanım, önceki dönem genel başkanlarım, Millet İttifakı'nı oluşturan saygıdeğer arkadaşlarım, bir yola çıktık. Bu yol milleti aydınlığa, milleti umuda, milleti sevgiye götürme yoludur. Bir arkadaşımızın dediği gibi, bu yolda hiç kimsenin kişisel bir beklentisi yoktur, olamaz da zaten. Biz beraber yola çıktığımız zaman, birlikte mücadele ettiğimiz zaman, yine bir arkadaşımın ifade ettiği gibi güven duygusunu pekiştirmiş olacağız. Güven duygusu, güven kadar değerli bir şey yoktur. Ve bu değeri büyütmek zorundayız. Belediye başkanlarımız çaba harcıyorlar. Gerçekten de çaba harcıyorlar. Seçimlerden önce belediye başkanlarımızın aleyhine neler söylenmedi ki? Neler söylenmedi? Efendim makbuzları bilmem teröristler toplayacakmış paraları. Yok efendim yardımlar kesilecekmiş. Ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Tam tersine yardımlar büyüdü. Söyledim belediye başkanı arkadaşlarıma. Belediye başkanlığı yaptığınız yerde bir tek çocuk bile yatağa aç girmeyecek. Bir çocuk bile. Herkesi kucaklayacaksınız ve ayrım yapmayacaksınız. Kreşler açacaksınız dedim. Yoksul mahallelerden başlayarak. Fakir mahallelerden başlayarak. Anneler sevgi içinde getirip çocuklarını oraya bırakabilmeli. Bu mücadeleyi yaptık. Bir belediye başkanımız ifade etti. Bütün engellemelere rağmen yapıyoruz biz bunları dedim. Bir de düşünün. Millet İttifakı'nın iktidarını düşünün. Hiçbir engellemenin olmadığı ve belediye başkanlarının da sonuna kadar gücünü halk için, emeğini halk için, alın terini halk için harcadığını düşünün. Çok daha güzel, çok daha mükemmel, çok daha huzurlu bir Türkiye'yi inşa etmez miyiz? Edeceğiz. Allah'ın izniyle edeceğiz. Birlikte yapacağız. Beraber yapacağız. Güç birliğiyle yapacağız. Ayrışmadan, bölünmeden, kavga etmeden yapacağız. Bizi kavga ettirmek isteyebilirler. Bir şeyler yapmak isteyebilirler. Onların bu konuda maharetleri de var.
ama bizim de aklımız var. Bizim vatan sevgimiz var. Bizim bayrak sevgimiz var. Bizim düşündüğümüz Türkiye'nin itibarı var. Sadece bölgesinde değil, bütün dünyada Türkiye'nin itibarı var. Biz bunu düşünerek yolumuza devam ediyoruz. Ve inşallah Cumhuriyet'in 100. yılında güzel Cumhuriyet'imizi demokrasiyle taşlandıracağız. Buna ahd ettik, bu kadim Cumhuriyet'i büyüteceğiz. El birliğiyle, gönül birliğiyle büyüteceğiz. Efendim, belediye başkanlarımızı gayet güzel alkışladınız. Ben bir daha alkışlamanızı isterim. Çünkü belediye başkanlarımız neleri yapmamız gerektiğini fiilen alanda uyguluyorlar. Bir de düşünün. Bütün Türkiye'de Millet İttifakı'nın iktidar olduğunu düşünün. İşsizlikle nasıl mücadele ettiğimizi düşünün. Huzuru getirmek için nasıl mücadele ettiğimizi düşünün. Türkiye'de hiçbir ayrım yapmadan herkesi kucakladığımızı düşünün. Barışın egemen olduğu bir coğrafyayı düşünün. Huzurun egemen olduğu bir coğrafyayı düşünün. Belediye başkanlarımız yapacaklarımızın bugünkü öncüleridir. Ve belediye başkanlarımız sadece CHP'nin değil, Millet İttifakı'nın belediye başkanlarıdır. Bunu da açıkça buradan ifade ediyorum. Onlar ayrım yapmıyorlar. Herkesi kucaklıyorlar. Herkesi. Ve onlar ellerinden gelen bütün çabayı gösteriyorlar. O nedenle belediye başkanlarımızı bir kez daha alkışlayın diye ifade ettim. Evet, alkışı hak ediyorlar. Ve göreceksiniz. İnşallah sizlerin desteğiyle iktidar olduğumuzda göreceksiniz. Hep birlikte, hep beraber Millet İttifakı'nı alkışlayacaksınız. Bunun günü yakındır. Bunu da bilmenizi isterim. Beraber, birlikte bunu da yapacağız. Küçük bir ayrıntı. Belediye başkanlarımız yaptıkları her harcamanın hesabını veriyorlar. Millete hesap verme onurunu yaşıyorlar. Hesap vermek, millete hesap vermek. Topladığı verginin, aldığı paranın hesabını millete vermek. Bu onuru inşallah Millet İttifakı olarak biz de yaşayacağız. Sizlerin desteğiyle, sizlerin gönlünden geçen engin destekle inşallah bunları birlikte yaşatacağız. Hepinize enişten sevgiler, saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun diyorum.